Herkese merhabalar. Bugün sizlere Open Odak bahisinden sesleniyorum. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Avusturya'da gerçekleşen Open Uluslararası Basın Lansmanı'nda yeni Aster ile tanışmıştık ve artık model ülkemize geldi ve ülkemizde en fazla merak edilen versiyon olan dizel otomatik versiyonu ile geldi. 1.6 litre hacmindeki dizel otomatik versiyonu da geldi. Sizlere 1.6 litre hacmindeki dizel otomatik Aster'ın ön plan çıkan noktalarını aktaracağım. Aster'a özellikle yeni neslinde eskisinden boyutsal anlamda çok da farklılaşmadan karşımıza çıktı. Ancak kesinlikle keskinleşen hatlarından dolayı bence oldukça dinamik bir tasarıma kavuşmuş durumda. Ve bunların yanı sıra bu segmentte yeni yeni görmeye başladığımız Full LED Matrix LED farları da bu otomobile oldukça modern bir hava katıyor kesinlikle. Hem önde hem de arka taraftaki bu LED aydınlatma grubu modeli oldukça modern bir görünüme sokmuş durumda. Yani Avusturya'daki ilk tanışmamızda otomobilin genel özelliklerinden çok memnun kalmıştım. Türkiye'ye geldikten sonra da yaklaşık olarak bir ay sonra tekrar bu otomobilin direksiyonuna geçtiğim zaman yani bu fikrin çok da uzağında hala değilim. Yani genel olarak yine modeli segment içerisinde rakipleriyle kıyasladığımız zaman çok başarılı bulduğumu hala rahatlıkla söyleyebiliyorum. Ben Aster'ı ülkemize gelir gelmez ülkemiz için aslında en önemli olan kombinasyonuyla test ediyorum. Bugün 1.6 litrelik dizel ve otomatik şanzıman kombinasyonuyla yeni Aster'la Türkiye'deki ilk testimizi yapıyoruz. Hemen bir motoru kısaca hatırlayalım. 136 beygir güç var ve tork değeri de 320 Nm. Bu güç verilerine sahip 1.6 litre hacmindeki başka bir alternatif var mı derseniz Alman cephesinden bu tarz güçte bu kadar güzel güç veren bir alternatif yok. Yine bu segmentte yeni yeni görmeye başladığımız bir kombinasyon bu kadar güçlü bir 1.6 litrelik dizel motorda tam otomatik kombinasyonu sunan ender markalardan birisi Opel yeni kompakt hatchback'i Aster'ında sunmaya başladı bu kombinasyonu ki bence modelin elinin en güçlü olduğu noktanın başında bu geliyor. Tam otomatik peki ne gibi bir avantajı var çift kavramının karşısında? Çift kavramının elin en güçlü olduğu noktanın başında geçiş hızı geliyor. Yani bu anlamda ciddi anlamda hani bu şanzımandan biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliyoruz çift kavramlı şanzımanlarına. Ancak aradaki fark yakın bir geçmişteki şanzımanlara nazaran çok da büyük değil. Çünkü özellikle hani otomobilin teknik verilerine baktığınız zaman da manuel şanzımanın Aster'ın 0-100 değeri 9.6 saniye iken otomatik şanzımanın Aster'ın 0-100 değeri 9.7 saniye. Çok yakın bir geçmişte hani manuel ve otomatik farkı yaklaşık olarak 1 saniye neredeyken şu anda günümüzde artık 0.10'da 1 saniyeye kadar Opel bu farkı çekmeyi başarabilmiş ve sürüşe geçtiğiniz zaman da kesinlikle şanzıman geçiş hızıyla tatmin edici bir seviyede olduğunu size rahatlıkla çok net bir şekilde hissettirebiliyor. Bunu özellikle şanzımanı manuel kullanım alıp performanslı kullanımlara geçtiğiniz zaman çok daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bilhassa böyle manuel moda alıp işte değişimleri yaptığınız zaman devir saatindeki hızlı değişimleri çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Fakat bazen hani bu değişimler aldatıcı olabiliyor. Hani buradaki işte devir saatin değişimi olsa da aktarma tamamlanmamış olabiliyor. Fakat bunu size hem devir saatindeki değişimle hem de aktarmanın gerçekleştiğiyle çok net bir şekilde bu şanzıman size hızlı olabildiğini hissettirebiliyor. Yani kesinlikle işte devriyajı kavramının geç olması, geç yaşanması, sesli olması ya da sarsıntılı olması gibi bir durum size hissettirmiyor. Ve uzun ömürlülük bakımından bildiğiniz üzere hani tam otomatik şanzımanlar daha avantajlı oluyor çift kavramlı şanzımanlara göre. Genel bir istatistik verdiğimiz zaman, baktığımız zaman hani tam otomatik şanzımanlar daha uzun ömürlü oluyor. İşte bu noktada Opel'in hani bu tam otomatik şanzımanını bu kadar artık performans bakımından geliştirilmiş olması da bence çok güzel bir haber. Yani hem geçiş hızıyla hem sarsıntısız ve sessiz kavrama yapabiliyor olmasıyla artık bu şanzımanda neredeyse yani onlar kadar birebir aynı değil ama neredeyse onlara yakın bir kıvama gelmiş durumda bu Opel'in 6 ileri tam otomatik şanzımanı. Burada şanzımanla ilgili beni şaşırtan ve en güzel haberlerden birisi ise oranların da çok güzel ayarlanmış olması. Özellikle 6. vitesin oranı tam istediğimiz gibi ayarlamış Opel. Burada 6. vitesse bu motor fazla soluklanmadan, fazla zorlanmadan ilerleyebiliyor. Buradan neyi kastediyorum? Özellikle 6. viteste çok fazla soluklanmadan, özellikle ortalama 120 km'lik otoban süratlerinde bu otomobil kolaylıkla ve düşük bir yakıt tüketimiyle de ilerleyebiliyor. Bu noktayı biraz da somutlaştırırsak eğer mesela 120 km hızla 6. viteste
dizel otomatik Astra 2000 devir bandının dahi biraz altında kalıyor. Bu da özellikle ortalama olarak bildiğiniz gibi işte otobanlardaki hız sınırları 120-130 km civarında. Bu gibi hızlarla bu otomobili ilerlediğiniz zaman çok düşük yakıt tüketimlerini kolaylıkla yakalayabileceğiniz anlamına geliyor. Ben burada bu kombinasyonla peki nasıl bir tüketim elde ettim? Özellikle işte Astra'nın hafiflemesinin en büyük avantajını burada görüyorsunuz. Hem performanslı kullanımlarda çok fazla keyif veriyor otomobil artık size, hem de ekonomisiyle artık çok daha iddialı. Ben burada kolaylıkla 6.1'lik bir karmatez tüketimini yakalayabildim. Biraz daha zorladığınız zaman, hatta işte 80-90'larda gittiğiniz zaman bunun altını düşürebilmenin de çok zor olmadığını gördüm. Yeni Astra ile ilgili merak ettiğim bir diğer nokta da ülkemiz yollarındaki sürüş tepkileri, sürüş dinamikleriydi. Biliyorsunuz Avusturya'da gerçekleşen test sürüşlerinde ağırlıklı olarak bu otomobili hani yağmurlu bir havada, işte sürekli kaygan yollarda kullanmıştım. Yağmurlu ve kaygan yollarda kullanmıştım ve genel olarak hani sunduğu reaksiyonlar, sürüşteki tepkileri, sürüş limitleri bakımından başarılı da bulmuştum. Kesinlikle başarılı bulmuştum. Burada artık kuru bir zeminde kullanıyorum. Ülkemizdeki işte asfalt ve yol koşulları biraz daha tabii Avusturya'ya göre farklılık gösteriyor. Burada otomobilin özellikle elektronik sistemlerini kapattığınız zaman size çok lezzetli bir sürüş sunduğunu yine söylemeye devam edebiliyorum. Özellikle otomobilin ön ve arkasıyla oynayacağınız limitleri de burada size Opel sunmuş. Özellikle elektronik sistemleri bahsettiğim gibi kapattığınız durumlarda bunu yapabilmenin çok da zor olmadığını, yani size farklı sürüş opsiyonları sunan bir karakteri sunmaya devam ettiğini yeni Astra'nın rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle yeni aldığı Astra J'ye göre en büyük farkındalık bu fitleşen yapısından dolayı limitlerde otomobille biraz daha sıkı bir iletişim kurabiliyor olmanız. Tabi Avusturya'da bir güçlü 1.6 bu dizeli kullanmıştım ama manuel şanzımanla kullanmıştım. İşte otomatik şanzımanla kombinasyonu sizler de benim gibi çok fazla merak ediyordunuz. Ve kesinlikle şanzımanın motorla uyumu çok çok başarılı bir noktada. Normal bir D konumundayım şu anda mesela. Ani bir güç talep ettim. Anında hızlanıyor. İvmelenmesi, hızlanması çok çok başarılı. Yani 80'den 120'ye çok kısa bir sürede kolaylıkla çıkabildi. Yani ani güç taleplerinize de güzel cevaplar veriyor bu şanzıman. Modelin yalıtımından Avusturya'da memnun kalmıştım. Ülkemizdeki hani asfalt kalitesi biraz daha farklı olmasından dolayı burada o disiplinde de özellikle fazlaca dikkat ettim. Bu konuda ben hani genel itibariyle modelde bir sorun görmedim. Özellikle hani segment içerisindeki işte Golf'tür, Focus'tür bu gibi rakiplerle kıyaslandığınız zaman kesinlikle hani onlarla yarışacak bir potansiyeli bu konuda sahip yeni Astra. Yeni Astra ile ilgili en büyük değişimlerden birisi ise artık biraz daha fonksiyonel, biraz daha kullanımı kolay bir ara birimi, orta birimi otomobilin sahip olması. Özellikle dokunmatik ekran eski versiyondaki o tuş kalabalığını kurtarmış durumda ve konum itibariyle de biraz daha eskisine göre sürücüye ve yanda oturan yolcuya yakın bir konumda. Bundan dolayı da oradaki o ergonomi problemlerini artık giderildiğini görüyoruz yeni modelde. Ve artık yeni Astra'sında Opel'in biraz daha sade bir kokpit tasarımına yer verdiğini görüyoruz. Motor seçeneğine göre farklılıklar olabiliyor fakat ortalama olarak Astra eski nesline göre 200 kg hafifledi. Ve bu diyetin ardından otomobil kesinlikle çok daha atletik bir karaktere bürünmüş durumda. Yani bu hafiflemeyle birlikte işte hem daha ekonomik olabiliyor hem de performanslı kullanımlarda size çok daha fazla keyif verebiliyor. Otomobilin özellikle limitte sunduğu reaksiyonlar, işte limitte sunduğu daha geniş sürüş opsiyonları sürüş keyfini daha da fazla işte tatlandırmış ve sürüş keyfini daha da fazla arttırmış durumda modelde. Özellikle bir önceki nesle göre en büyük farklılık ise modelin gövde salınımlarının hafifleyen gövdesinden dolayı daha da azalmış olması. Ve dolayısıyla da kayma reaksiyonları daha geç başlayıp limiti daha yüksek bir otomobil olmuş durumda yeni Astra. Avusturya'daki testten beri sizlerin de çok fazla merak ettiği bir noktayı, yeni Astra'nın fiyat bilgilerini detaylıca öğrenmek için şimdi Odak Plaza'ya gidelim ve modelin fiyatları ile ilgili detayları öğrenelim. Dediğim gibi Odak Plaza'ya geldik. Burada yanımda Cihan Dinçer var. Odak Plaza Genel Müdürü kendisi. Kendisinden
yeni Astra ile ilgili özellikle fiyat bilgilerini öğreneceğiz. Cihan Bey merhabalar. Hoş geldiniz tekrar. Teşekkürler. Artık gelenek oldu bizim için. Bol bol Odak Plaza'ya geliyoruz ve yakın bir dönemde de bir etkinlik de planlıyoruz bu arada. Çok fazla takipçilerimizden çünkü bu yönde istek de geliyor. Hatta burada karşılaştığımız da oluyor. Ama onlarla burada buluşacağımız bir etkinliği de yapacağız. Onun da şu an şimdiden bir duyurusunu yapmış olalım sizinle. Çok mutluyuz. Sağ olun. Bir singi uzman kişinin otomobillerimizle ilgili detaylar açıklamasından biz de mutluluk duymaktayız. Çok sağ olun. Direkt doğru ve güvenilir bilgilerin size aldığı için eminim ki ben izleyicilerimiz de oldukça mutludur. Sağ olun, çok sağ olun. Dizel otomatik Astra özellikle çok fazla bekleniyordu. Bunu hep sizinle de konuşuyorduk ve fiyatları da artık belli oldu. Genel olarak Astra ailesinin fiyatları da zaten açıklandı. Bunların detaylarını sizden öğrenelim. Türkiye'deki Opel Astra, evet, hatchback gövde tipindeki fiyatlarımız şöyle. Bu gövde tipinde 3 ayrı motorumuz bulunmaktadır. Bunların ikisi benzinli, bir tanesi dizel motor. Evet. Benzinli motor seçeneğimiz 1.0 ile başlıyor. Evet. 1.0'ın başlangıç fiyatı 61.700 liradır. 105 beygirlik bir motor olup 4.4 litre tüketimi mevcuttur 100 kilometrede. Evet. İkinci seçeneğimiz benzinli motorda 1.4 litre 150 beygir gücünde ve yakıt tüketimi de 100 kilometrede 5.5 litredir. Litre. Başlangıç fiyatı 63.600 liradan başlamaktadır. Evet. 1.6 litrelik dizel motorumuzun başlangıç fiyatı 70.750 liradır. Evet. 300 Nm olup 110 beygirdir. Evet. Dizel motorda ikinci seçeneğimiz bu gövde tipimizde 136 beygirdir. Daha güçlü bir seçenek. Daha güçlü bir seçenek. 320 Nm. Evet, evet. Bunun da yakıt tüketimi düz şanzımanda 3.7 litre 100 evet. kilometrede, otomatik şanzımanda 4.5 litre 100 kilometrede. Evet, evet. Bu fabrika verileri bu şekilde. Evet. 136 beygir olan dizel motorumuzun başlangıç fiyatı düz viteste 74.250 lira, aha, otomatik şanzımanda da 78.100 lira olarak belirlenmiştir. Evet, bu fiyatlarla geldi diyorsunuz. Bu fiyatlar bayinin indirimiyle birlikte kampanyalarından sonraki net fiyattır. Evet, fiyat bilgileri için teşekkür ederiz Cihan Bey. Sizden Odak Plaza ile ilgili bilgileri de almak isteriz. Eren Bey, Odak en eski ve en büyük otomobil bayisidir. Kuruluşumuz 1990. İki ayrı bölgede plazamız mevcut. Hı hı. Topkapı plazamız içinde bulunduğumuz yer. Evet. Bayrampaşa ikinci plazamız. Hı hı. Her ikisi de hem satış hem servis, yedek parça ve ikinci hizmeti vermektedir. Hı hı. Ulaşım oldukça kolay. Burası İstanbul'un kalbi gibi. Metrobüs, tramvay, metro gibi seçenekler mevcut. Evet. Topkapı'ya gelirken, Topkapı tesisimize gelirken misafirlerimiz tramvay ya da metroyu kullanabilirler top taşımacılıkta. Evet, metrobüsü de kullanabiliyor. Metrobüsü kullanabilirler. Hakikaten çok erişim anlamında pratik bir nokta. Özel otomobile gelmek isteyen misafirlerimiz için özel otoparkımız var. Rahatlıkla evet. otomobillerini park edip hizmetimizden yararlanabilirler. Evet, evet. Odak 250 çalışanıyla tüm misafirlerimize hizmet vermek için her daim hazır bekliyoruz. Cihan Bey, bu arada Insigne ile 24 saat test sürüş programı nasıl gidiyor? Onun detaylarını da bir örneğim sizden. Oldukça başarılı bir program. Evet. Test sürüş biz her zaman bizim hizmetlerimizde mevcuttu. Ancak bu 24 saat test sürüş oldukça farklı. Hı. Çünkü 10 dakika test ettiğiniz bir araba da her şeyi belki anlamak ya da öğrenebilmek çok zor. Sürüş keyfini yaşamak çok zor. Evet. Ama 24 saat bir arabayı kullandığınız zaman her türlü özelliğini, artan eksilerini çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Oldukça evet. başarılı devam eden bir program. Yıl sonuna kadar devam ediyor. Evet. Evet. Biz bütün bu konudaki ilgili müşterilerimizi, misafirlerimizi 24 saatlik test sürüşü için müracaata bekliyoruz. Teşekkür ettik bununla ilgili detaylar için de. Evet Cihan Bey, size teşekkür ettik değerli bilgiler için. Odak Plaza ile ilgili ve Astra ile ilgili verdiğiniz değerli bilgiler için size teşekkür ettik. Bu arada şöyle bir detayı daha ben hatırlatayım sizlere. Ben bugün burada özellikle dizel otomatik yanını Astra'nın, yeni Astra'nın daha detaylıca test ettim. O yanına daha yakından baktık ama bildiğiniz gibi sizin de Avusturya'da özellikle yeni Astra ile biz tanıştık. Orada çok daha detaylıca, yani otomobilin işte hacmi, ergonomisi ve özellikle yeni nesil teknolojileriyle ilgili çok daha fazla detaya yer verdik. Ve o videoya da kolaylıkla şu anda izlediğiniz bu videonun sağ üst köşesinde yer alan i butonuna tıkladığınız zaman kolaylıkla ulaşabileceksiniz. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Biz bugün burada
özellikle yeni asırın dizel otomatik kombinasyonu ile ilgili detaylarına daha yakından baktık. Sizlere de tekrar teşekkür ediyorum Cihan Bey, değerli bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Müşterilerimizi test sürüşü için mutlaka bekliyoruz. Mutlaka test etmeleri gereken bir araç. Evet. Çok farklı bir araç. Kompakt sınıfa tüm yeni teknolojiyi taşıyan bir otomobil. Evet. Hayırlısı olsun. Evet, evet. Özellikle yakın bir dönemde, hani belirttiğim gibi, videonun başında belirttiğim gibi, yakın bir dönemde Opel Odağ'ın plazasında yapacağımız etkinlikle ilgili detayları da sosyal ağlarımız üzerinden paylaşıyor olacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Porsche GT3 911 GT. Wow! 9000 devire kadar 475 beygiri çevirmeme izin veriyor bu otomobil. Muhteşem bir imbelak.